Merhabalar. Bu ünitede biz rastsal değişkenler kavramını ortaya attık. İlk defa rastsal değişkenin ne olduğunu söyledik. Ve bu dersin geri kalanında hep rastsal değişkenler üzerine oldukça önemli bir kavram olduğunu ve çok iyi öğrenilmesi gerektiğini belirttik. Rastsal değişkenleri kesitli ve sürekli rastsal değişkenler olarak iki gruba ayırdığımızı belirttik. Bu iki grubun kavramsal olarak çok farklı olduğunu ve farklı modellendiğini gördük. Kesikli rastsal değişkenler için olasılık kütle fonksiyonu, sürekli rastsal değişkenler için ise olasılık yoğunluk fonksiyonu kullanıldığından bahsettik. Her iki rastsal değişken grubu için de birikimli dağılım fonksiyonu tanımlanabileceğini ve her iki rastsal değişken grubu için de beklenen değer ve varyans kavramlarının tanımlanabileceğini gördük. İşin özünde bu ünitede biz genel olarak kesikli ve rastsal değişken, sürekli rastsal değişkenlerle ilgili bütün kavramları, önemli olan bütün kavramları öğrenmiş bulunduk. Son kısmında rastsal değişkenlerin beklenen değeri ve varyansına ilişkin bir takım eşitliklerden bahsediyor olacağız. Bu eşitlikler aslında şu aşamada mutlaka öğrenilmesi gerekiyor dediğimiz eşitlikler değil. Ancak önümüzdeki bölümlerden itibaren bu eşitliklerden faydalanıyor olacağız. Her seferinde bunun neden böyle olacağını göstermemek yerine bu eşitlikleri bu aşamada gözden geçirelim diyoruz. İnceleyelim ve anlamaya çalışalım. Bu noktada da beklenen değer ve rastsal değişkenlerin doğrusal fonksiyonundan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz hayattaki birçoğu değişken ölçülen değer ne oluyor? Belirli bir fonksiyon ile başka bir değere çevrilebiliyor. Örnek vermek gerekirse bizler Celsius, Türkiye'de Celsius derecesini kullanıyoruz genel olarak sıcaklıkla ilgili ölçüm yaparken. Ancak başka ülkelerde veya başka çalışma ortamlarında farklı sıcaklık ölçümleri kullanılabiliyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde Fahrenheit sıcaklık ölçütü olarak kullanıyor. Ve biz Celsius derecesini Fahrenheit derecesine nasıl çeviriyoruz? Celsius'u 1,8 ile çarpıyoruz. Ardından 32 ekliyoruz ve bu Fahrenheit ölçüsüne dönüşebiliyor. Bir laboratuvar ortamında yapılan bir araştırmada genellikle Kelvin gibi derece sıcaklık metrikleri kullanılıyor. Dolayısıyla günlük hayatta biz aslında birim değişikliğini çok yapıyoruz. Mesela mil cinsinden ifade edilen bir uzaklığı metre cinsine ya da kilometre cinsine çeviriyoruz. Veyahut da ağırlık ölçülerini birbirine çeviriyoruz. Bu şekilde günlük hayatta birim değişikliği çok yapılır ve çoğunlukla yapmış olduğumuz bu birim değişiklikleri doğrusal fonksiyonlarla ifade ediliyor. Şimdi eğer biz yarınki hava sıcaklığını Celsius cinsinden modellemek istersek, tabii ki daha henüz gözlemlememiş olduğumuz bu değer için bir rastsal değişken tanımlıyor olacağız. Yani bizim için rastsal özellikte olacak bu hava sıcaklığı, yarınki hava sıcaklığı. Peki başka biri bunun Fahrenheit cinsinden olasılığını soracak olursa, ne yapmamız gerekiyor? Birim değişikliği yapmamız gerekiyor. Dolayısıyla söz konusu rastsal değişkenin doğrusal bir fonksiyonu olan yeni bir rastsal değişken tanımlamamız gerekiyor. Biz bununla ilgili çalışmaları aslında ilerleyen ünitelerimizde, bölümlerimizde yapıyor olacağız. Yani bir rastsal değişkenin fonksiyonunun olasılık dağılımı nasıl ifade edilir? Bundan daha sonraki bu ünitelerimizden bahsediyor olacağız. Ama bu aşamada sadece doğrusal fonksiyondan bahsedip, sadece doğrusal fonksiyonunun beklenen değeri ve varyansı nasıl hesaplanır onu görüyor olacağız. Yani şunu söylemek istiyorum. Yarınki hava sıcaklığının beklenen değeri 20 derece denmiş olsaydı, yarınki hava sıcaklığının Fahrenheit cinsinden beklenen değeri nedir diye sorulduğunda bunun cevabı nasıl verilir? Veyahut da yarınki hava sıcaklığının varyansının eğer 5 derece varyansının 5 derece demeyelim. 5 olduğu, varyansının 5 olduğu söylenirse Celsius cinsinden Fahrenheit
cinsinden varyansı nedir diye sorulduğunda bunun nasıl hesaplanacağını biz şu aşamada öğreniyor olacağız. Yani bir rastsal değişkenin doğrusal fonksiyonunun beklenen değeri ve varyansı nasıl hesaplanır onu inceleyeceğiz. Her şeyden önce doğrusal fonksiyon nedir? Bir x değişkeni düşünelim. Şu aşamada onun bir rastsal değişken olduğunu düşünmemize gerek yok. Herhangi bir değişken olabilir. Bu x değişkenini a gibi bir gerçek sayıyla çarpıp b gibi bir gerçek sayıyla topladığımız zaman bu x değişkeninin doğrusal bir fonksiyonudur. Yani ax artı b. Tabi bu a ve b değerleri herhangi iki gerçek sayı olabilir. Yani negatif değerler de olabilir. B değeri negatif olduğu zaman ax artı b değeri ax değerini azaltıyor olacak. Dikkat ederseniz. A değeri negatif olduğu zaman da bu doğrusal fonksiyon negatif eğimli. Yani negatif bir çarpanı olan dolayısıyla negatif eğimli bir doğrusal fonksiyon olmuş olacak. Yani A ve B sayıları ile ilgili hiçbir kısıtlamamız yok. Aşağıda mesela ikinci örnekte Y değeri -2x -5 olarak hesaplanıyor. A değerinin -2 olduğunu, B değerinin de -5 olduğunu görüyoruz burada. Aslında yukarıdaki tanıma uygun bir doğrusal fonksiyon olmuş oluyor Y değeri. Biz buna doğrusal transformasyon da diyoruz. Çeşitli kitaplarda bu şekilde bahsedilir. Doğrusal transformasyon sonucunda yeni bir değer elde etmiş oluyoruz. Ve dediğimiz gibi bu genellikle birim değişikliklerinde, ölçü birim değişikliklerinde sıklıkla karşımıza çıkan bir yapı. Şimdi bizim ilk öğrenmek isteyeceğimiz şey, bir rastsal değişkenin doğrusal fonksiyonunun beklenen değeri nedir? Ve burada öğreneceğimiz bir önerme var. Bu önermeye göre eğer A ve B herhangi iki reel sayı, iki gerçek sayı, x de bir rastsal değişken ise AX artı B'nin beklenen değeri yani X'in doğrusal bir transformasyonunun beklenen değeri kısaca A çarpı X'in beklenen değeri artı B olarak hesaplanabilir. Yani bir başka deyişle A ve B değerleri bu beklenen değerin dışına çıkabilir. Biz bir rastsal değişkenin doğrusal fonksiyonun beklenen değerini hesaplamak için önce o rastsal değişkenin beklenen değerini hesaplayıp sonra o beklenen değeri doğrusal fonksiyona sokarsak yine istediğimiz sonucu elde etmiş oluruz diyoruz. Peki bu gerçekten böyle mi? Bunun bir ispatını yapalım. Diyelim ki x rastsal değişkeni sürekli bir rastsal değişken olsun ve olasılık yoğunluk fonksiyonu da f fonksiyonu olarak ifade edilsin. Bu durumda ax artı b doğrusal fonksiyonunun beklenen değerini hesaplamak için ne yapacağım? X'in alabildiği bütün gerçek sayı değerleri üzerinden ax artı b karşılığını yani ax artı b lineer fonksiyonunun doğrusal fonksiyonu alabildiği değerleri hesaplayacağım. Ve ilişkin olasılık yoğunluk fonksiyonuyla bunları çarpıp eksi sonsuzla artı sonsuz arasında integral alacağım. Yani kısacası x'in beklenen değeri için ben x fx integralini alıyorsam ax artı b'nin beklenen değeri için de ax artı b çarpı fx'in integralini alıyor olacağım. Gelin şimdi bu olasılık yoğunluk fonksiyonunu ax artı b'nin üzerine dağıtalım. Ax çarpı fx artı b fx şeklinde olacaktır integralimiz. Bu iki fonksiyonun toplamının tek bir integralini almaktansa ayrı ayrı iki fonksiyonun integrali alınıp ardından toplanabilir. Yani integral operasyonu bu iki toplam komponentine paylaştırılabilir, ayrıştırılabilir. Bu durumda ax fx'in bir integrali bir de b fx'in bir integrali alınacak. A bir katsayı olduğu için integralin dışına çıkabilir. İntegral operatörüne bağımlı değil a. Aynı şekilde b de integral operatörüne bağlı olmayan bir katsayı o da çıkabilir. Bu durumda ilk integralin içerisinde x fx kalacak. Ve bu integralin sonucunun beklenen değer olduğunu, yani x'in beklenen değeri olduğunu biliyoruz. İkinci integralin içerisinde sadece fx kalacak. Bu integralin sonucunun da 1 olduğunu biliyoruz. Çünkü bu integral olasılık yoğunluk fonksiyonunun altındaki kalan alanı hesaplıyor. Ve biz olasılık yoğunluk fonksiyonlarının altında kalan alanın her zaman 1 olduğunu söylemiştik. Bu durumda sonucumuz beklenen değerin A ile çarpılıp B ile toplanmasına eşit oluyor. Kısacası
lineer bir transformasyonun beklenen değeri, beklenen değerin kendisinin lineer transformasyonuna eşittir. Bu ispatın bir benzerini tabii kesikli rastsal değişkenler içinde yapmamız lazım ki oradaki doğruluğundan da emin olalım bu eşitliğin. Ama oradaki ispat da buna benzer bir ispat olacak. Sadece integralin yerinde toplam değeri ve olasılık yoğunluk fonksiyonu yerinde de olasılık kütle fonksiyonunu görüyor olacağız. Şimdi peki doğrusal fonksiyonun varyansı nedir? Yani bir rastsal değişken düşünelim. Yarınki hava sıcaklığını temsil etsin. Yarınki hava sıcaklığının Celsius cinsinden varyansı 5. Peki Fahrenheit cinsinden de varyansı 5 midir? Hayır, değildir. Bunun hesabını nasıl yapıyoruz? Eğer bir rastsal değişkenin doğrusal fonksiyonunun varyansını hesaplamak istiyorsak, beklenen değerdeki kural burada geçerli değil. Varyansın dışına A değeri karesi alınarak çıkıyor. B değerinin ise hiçbir etkisi yok arkadaşlar. Bunun sebebini de neden böyle olduğunu anlatıyor olacağız. Yani AX artı B gibi bir doğrusal fonksiyonun, rastsal değişkenin bir doğrusal fonksiyonunun varyansını hesaplıyorsak A katsayısı varyansı dışına karesi alınarak çıkıyor. B ise hiç etkili olmuyor. B dışarı çıkmıyor bile. B'yi ortadan kaldırabiliyoruz. Bunun sebebini de anlatıyor olacağız ama şu aşamada neden böyle olduğunu gösterelim. AX artı B'nin varyansını nasıl hesaplarız arkadaşlar? Varyansın klasik formülünü kullanarak hesaplayalım. Neydi varyansın klasik formülü? Varyansı hesaplanan rastsal değişkenin ortalama değerden olan farkının karesinin beklenen değerini hesaplamaktı. Ama bu kez varyansı hesaplanmak istenen rastsal değişken AX artı B. Dolayısıyla x'in o klasik formülde x'in olduğu yeri ax artı b yazıyoruz. Beklenen değerin içindeki x'in yerine de ax artı b yazıyoruz. Ve bu ifadenin, bu iki ifadenin arasındaki farkın karesinin beklenen değeriyle ilgileniyoruz klasik formüle göre. E şimdi burada yapacağımız ilk şey, biliyoruz ki ax artı b'nin beklenen değeri, beklenen değerin a ile çarpıp b ile toplanmasına eşit. Bunu az önceki ispatta öğrendik. Yani beklenen doğrusal transformasyonun beklenen değeri beklenen değerin doğrusal transformasyonuna eşittir dedik. AX artı B'nin beklenen değerini bu şekilde açtıktan sonra bu değerleri bir önceki değerlerden çıkartmamız gerekiyor. Ve burada B değerlerinin birbirini hızlıca götürdüğünü rahatlıkla görebilirsiniz. Yani B'ler hemen yok oldu. Artık B değeri diye bir şey yok. Ve ne oldu? A çarpı X eksi A çarpı X'in beklenen değeri. A ortak çarpan olduğu için karesi alınarak parantezin dışına çıkabilir. Yani A kare çarpı X eksi beklenen değer karesi ifadesi oluşur. A kare de beklenen değerin dışına aynen çıkabiliyor. Unutmayın, çarpan katsayılar beklenen değerin dışına çıkabilir. Bunu bir önceki ispatta gördük. Dolayısıyla buradaki a kare değeri de beklenen değerin dışına çıkıyor ve sağ tarafında da varyansın klasik formülü kalıyor. Dolayısıyla bir rastsal değişkenin doğrusal transformasyonun varyansı doğrusal transformasyondaki katsayının karesiyle varyansı çarparak elde ediliyor arkadaşlar. Şimdi peki bunun neden böyle olduğunu anlamaya çalışalım. Bir örnek verelim. Birazdan çözeceğimiz örnekte de bu geçecek. Bir rastsal değişken düşünelim. Bu bir adil bir zarın sonucu olsun. Adil bir zar. 1'den 6'ya kadar eşit olasılıklarla sonuç veren bir rastsal deney. Adil bir zar atışı. Ve biz bunun beklenen değerini 7 bölü 2 varyansını da 35 bölü 12 olarak hesaplamıştık. Adil bir zar atışını. Şimdi size ilk söyleyeceğim şey şu. Eğer ben bir rastsal değişkenin üzerindeki tüm sayıları 2 ile çarparsam, yani 1'den 6'ya kadar tam sayılar değil de 2'den 12'ye kadar çift tam sayılar içeren bir zar olmuş olursa, beklenen değerde ne olacak? 7'ye çıkacak. Yani beklenen değerde 2 ile çarpılmış olacak. Eğer ben bu zarın üzerindeki bütün sayıları 1'den 6'ya kadar bütün sayılara 5 eklersem ne olacak?
Beklenen değer 3,5'tu. Bu kez o da 8,5 olacak. Ona da 5 eklemiş olacağım. Yani bütün sayılara aynı değeri eklersem beklenen değer de aynı miktarda artar. Bütün sayıları aynı değerle çarparsam, bütün sonuçları aynı değerle çarparsam beklenen değer de aynı değerle çarpılmış olur. Ancak varyans nasıl olur? Şimdi önce bütün sayılara aynı değeri eklediğimizi düşünelim. Yani 1'den 6'ya kadar tam sayılar vardı zarımızın üzerinde. Biz bunların hepsini silip her birine 5 ekliyoruz. Artık 6'dan 11'e kadar olan sayılar var. Peki varyans bundan etkilenir mi? Hayır, etkilenmez. Çünkü yine benzer olasılıklarla sayı doğrusu üzerinde ardışık 6 tane tam sayı değerinden bahsediyoruz. Yine aynı eşit olasılıklarla 6 tane ardışık tam sayı değerini alıyor. İsterseniz 5 değil, isterseniz 100 ekleyin, isterseniz 1000 ekleyin. Ardışık 6 tane tam sayı değeri aldığım müddetçe zarın sonucu ve eşit olasılıklarla aldığım müddetçe varyans bundan etkilenmeyecektir. İşte bu yüzden rastsal değişkeni herhangi bir sabit sayı eklediğiniz zaman varyans bu sabit sayı eklentisinden etkilenmez. Çünkü sayı doğrusu üzerinde alabildiği değerlerin çeşitliliği bundan etkilenmiyor. Sadece konumu değişiyor. Peki eğer siz rastsal değişkeni belirli bir sayıyla çarparsanız, mesela rastsal değişkenimiz 1'den 6'ya kadar sayılar alıyor adil bir zar atışının sonucu. Biz her birini 2 ile çarparsak, yani artık 2, 4, 6, 8, 10 ve 12 değerlerini alıyor olsun zarın sonucu. E bu durumda ne oldu? Sayı doğrusu üzerindeki alabileceği değerlerin yayılımı arttı. Yayılımının artması sebebiyle de varyans bundan etkilendi. İşte o yüzden varyans, doğrusal transformasyonda varyans, rastsal değişkeni çarptığımız katsayıdan etkilenir ama eklediğimiz değerden etkilenmez. İşte bu sebepten ötürüdür ki A dışarıya kare olarak çıkıyor ama B'nin hiçbir etkisi yok varyansta. Şimdi bunu 27. soruyla pekiştirmiş olalım. Adil bir zarın tüm yüzlerindeki sayıları 2 ile çarpıp 5 çıkarırsak oluşturduğumuz bu yeni zarın sonucunda Y rastsal değişkeni dersek. Yani yeni bir zar, modifiye bir zar oluşturuyoruz. Ne yapıyoruz? Zarın üzerindeki tüm sayıları 2 ile çarpıyoruz ve bu sayılardan 5 çıkarıyoruz. Elde ettiğimiz sayılardan. Bu zara da, bu zarın sonucuna da Y rastsal değişkeni diyoruz. Yani klasik zar, adil zar sonucumuz X. Bu modifiye edilmiş zarın sonucu da Y olsun. Sorumuz nedir? Y'nin beklenen değerini hesaplayın, Y'nin varyansını hesaplayın. Aslında Y nasıl elde edilmiş? Onu sorgulamamız lazım. Y değerleri, Y rastsal değişkeni adil bir zarın sonucuna X dersek, X'in 2 ile çarpılması ve ardından bu değerden 5 çıkarılması ile elde edilmiş. Yani aslında modifiye zarın sonucu adil zar sonucunun bir doğrusal transformasyonu. Ve bize sorulan şey Y'nin beklenen değer ve varyansı. Eğer Y 2x eksi 5 ise bu durumda bize 2x eksi 5 transformasyonun beklenen değeri ve varyansı sorulmakta. Ve biz ne demiştik? 2x eksi 5'in beklenen değeri 2 çarpı x'in beklenen değeri eksi 5'tir. Yani doğrusal transformasyondaki katsayı ve eklenti dışarıya aynen çıkabilir. Ve biz 9. soruda hesapladık ki bu slaydın 9. prezentasyonun 9. sorusunda hesapladık ki x'in beklenen değeri 7/2'dir. Dolayısıyla 2 çarpı 7/2 eksi 5 cevap 2 olacak. Bu zarın, yeni modifiye zarın beklenen değeri 2 olacak. Peki modifiye zarın varyansı nedir? Yani 2x eksi 5'in varyansı nedir? Eksi 5'in hiçbir etkisi yok. 2 varyansın dışına karesi alınarak çıkıyor. Dolayısıyla 2'nin karesi çarpı x'in varyansıdır. 35/12'dir. Yani 35/3'tür. Görüldüğü gibi varyans arttı. Epeyce bir arttı varyans. Çünkü 2 ile çarptığınız anda sayı doğrusu üzerinde alınabilecek değerlerin yayılımını arttırmış oluyorsunuz. Bir sonraki soruda başka bir doğrusal transformasyon örneği var. Aşağıdaki olasılık yoğunluk fonksiyonu sahip bir rastsal değişkenimiz olsun diyor.
Biz bu olasılık yoğunluk fonksiyonunu önceki sorularımızda, bu sunu dosyasındaki önceki sorularımızdan da tanıyoruz. 0 ile 1 arasında gerçek sayı değerleri alabilen bir sürekli rastsal değişkenimiz var. Olasılık yoğunluk fonksiyonumuz 2x. Bunun beklenen değer ve varyansını önceki sorularımızda 2 bölü 3 ve 1 bölü 18 olarak hesaplamıştık. Bu kez 3 eksi x bölü 4 fonksiyonunun beklenen değeri ve varyansı soruluyor. Şimdi bu fonksiyon biraz tabii garip gelebilir. Biz doğrusal fonksiyonları az önceki örneklerimizi hiç böyle görmedik. Ama burada da bir doğrusal fonksiyon var. Unutmayın 3 eksi x bölü 4 aslında nedir? Eksi 1 bölü 4 x artı 3 bölü 4'tür. Yani 3 bölü 4 artı 3 bölü 4 eklentidir. Eksi 1 bölü 4 de x'in katsayısıdır. Yani 3 eksi x bölü 4 de aslında bir doğrusal transformasyondur. Burada a katsayısı eksi 1 bölü 4, b artış değeri de artı 3 bölü 4. Beklenen değerini hesaplarken de biz bu içerideki doğrusal fonksiyonu bu şekilde ifade edip eksi 1 bölü 4 ve 3 bölü 4'ü hiç değişmeden aynen dışarı çıkarırız. X'in beklenen değeri olan 2 bölü 3'ü önceki sorularda hesapladığımız 2 bölü 3'ü yerine koyarız ve cevap 7 bölü 12 çıkar. Varyans için de yine eksi 1 bölü 4 x artı 3 bölü 4 diyoruz. X'in katsayısı olan eksi 1 bölü 4 aynen dışarı çıkıyor. Eksi 1 bölü 4'ün karesi olarak dışarı çıkıyor. X'in varyansıyla da bunu çarpıyoruz. Unutmayın 3 bölü 4'ün hiçbir etkisi yok. Ve cevap 1 bölü 288 çıkıyor. Rastsal değişkenimizi eksi 1 bölü 4 ile çarptığımız zaman yani 0 ile 1 arasında ya da 0 ile eksi 1 arasındaki bir değerle çarptığımız zaman rastsal değişkenin sayı doğrusu üzerinde alabildiği değerler birbirine yakınlaşır değil mi? Yakınlaştığı için de varyansın düştüğünü görürüz. İşte bu sebeple de 1 bölü 18 olan varyans 1 bölü 288'e kadar düşüyor. Eksi 1 bölü 4 ile çarpınca rastsal değişken. Evet arkadaşlar, rastsal değişkenlerle ilgili videolarımızı burada bitirdik. Bu son kısım beklenen değer ve varyans ilişkin önemli eşitlikler. Önümüzdeki ünitelerde sıklıkla kullanacağımız önemli eşitlikler. Bu sebeple öğrendik. Aslında bu konudan önceki diğer kısımlar rastsal değişkenlerle ilgili kavramları özetliyordu. Rastsal değişkenler öğrendikten sonra ilerleyen ünitelerin her birinde biz önce kesikli rastsal değişkenler ve sonra da sürekli rastsal değişkenlerle ilgili olarak yeni öğreneceğimiz kavramları inceliyor olacağız. O yüzden bu ünite çok bizim için oldukça önemli bir ünite diyoruz. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere.